Evet değerli basın mensupları iyi mesailer kolay gelsin diyorum öncelikle. Türkiye bir yandan COVID-19'la topyekün bir mücadele ederken çiftçilerimiz ayrıca Türkiye genelinde kah çöl sıcağı kah peşinden ani gelen don, dolu, fırtına, Poyraz rüzgarlarının da etkisiyle Türkiye genelinde büyük bir e, ürün kaybı yaşadılar yaşıyorlar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu tarım politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Orhan Sarıbal'ın koordinatörlüğünde 18 vilayetimize çiftçilerin önce çöl sıcağı sonra peşinden gelen ani soğuklar, polras, dolu afetlerinden kaynaklı olarak ee, yaşadıkları sıkıntıları, karşılaştıkları zararları yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerimizi çiftçilerimizle birlikte hazırlayıp hem meclisimize hem yürütmeye sunmak üzere bir görevlendirme yaptık. Bu çerçevede Adana, Adıyaman, Antalya, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır Elazığ, Tunceli, Hatay, Ar Ardahan, Kars, Kastamonu, Konya, Mersin, Ordu, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimize çiftçilerin çöl sıcaklarından ve peşinden ani soğuklar ve poyraz ve sert rüzgarların etkisiyle yaşadıkları sorunları tespit etmek üzere görevlendirilmişlerdir. Arkadaşlarımız bir hafta içinde bu çalışmalarını tamamlayarak bir rapor hazırlayacaklar. Raporu önce Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda değerlendireceğiz. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çiftçilerimizin sesi olmaya, gözü kulağı olmaya, vicdanı olmaya devam edeceğiz. Bunu aracılığınızla Türkiye'deki tüm çiftçilerimizle paylaşmayı da bir görev sayıyorum. Değerli arkadaşlar, <laughs> dün de söylemiştim. Covid-19'da yeni normale girdiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Covid'le mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını meclisin önceliği olarak eee nitelediğimizi ve olması gerekenin bu olduğunu size ve genel kurulda ifade ettim. Aynı şekilde Biraz önce de söylediğim gibi çiftçinin, küçük esnafın, emeklinin, iş arayan işsizin, üniversitede okuyan öğrencinin, barınma sorunu yaşayan öğrencimizin, çıraklarımızın, kağıt toplayan çocuklarımızın, işini kaybetmiş garsonların, efendim aşçıların, berberlerin, şoförlerin sorunlarının meclisin birinci önceliği olması gerektiğini vurguladık. Ve gene söyledik ki biz bekçilik müessesesine karşı değiliz. Ama gelen kanun muğlak anayasaya aykırı ve 40 günlük bir eğitimle bir insanın eline silah verip çok geniş yetkiyle sokağa salamazsınız demiştik. Fakat görüyoruz ki arkadaşlar özellikle AK Parti'ye mensup arkadaşlar yöneticiler bu işin polisin jandarmanın askerin hamasetini yapmaktan başka bir şey düşünmez halde. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Devleti ayakta tutan ahlaktır. Siyasi ahlaktır. Üç oy fazla alacağım, toplumun belli kesimlerini konsolide edeceğim diye insan hayatını önemsemeyerek şehit, bayrak, vatan, ezan edebiyatıyla insanların yaşadıkları sıkıntıları göz ardı etmek asla ve asla kabul edilemez. Bir şey daha kabul edilemez. Eğer gerçekten samimiyseniz dün de söyledim. Mesela dedim ki Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor. Emekli olmaktan korkuyor. Gelin şu 3600'ü iki seçimdir verdiğiniz sözün gereğini getirin mecliste bir günde. iki saat, bir saat komisyon, bir saat genel kurul çıkaralım. Polisi sevmek böyle olur. Polislerimiz şehit olmuş. E bunda da dahliniz var. Yani ülkeyi yönetenlerin yabancı bir ülkeyle savaş halinde değil iken her gün bunca şehit gelmesinde kimin dahil olabilir? Vay efendim biz bekçileri teröristlerle bir tutmuşuz. Güvenlik kuvvetlerini teröristlerle bir tutan adidir, alçaktır. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sadece 33 bin personel FETÖ terör örgütüyle ilişkili irtibatlı olduğu için tasfiye edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü 33 bin teröristi ben yerleştirmedim. Polis üniformalı ay yıldızlı bayrağımızı yakasında taşıyan 33 bin teröristten bahsediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine 17.500 teröristi ben yerleştirmedim. Bunlar demokrasiye, meclisimize, Milletimize kast ettiler. Ne hasindir ki bu 17.500 personelin 32'si hava kuvvetlerinde general, 87'si kara kuvvetlerinde general, 31'i de deniz kuvvetlerinde amiral. Her kurumun içinde çürük vardır. Her kurumun içinde vardır. Ni ama TSK ve emniyet ve yargı başta olmak üzere siz Kurumlarda ufak tefek çürükleri değil, devleti tefessür ettiniz, ettirdiniz. Siz devletin tümünü çürüttünüz. Ne dedik? Polis, bekçi, vatandaşa, şüpheliye işkence ve kötü muamele yapamaz. Bunun Türkiye'de, işte Çorlu'dan örnek verdim, Sinoplu hemşerilerim. Sinoplu olmasa da yaparım, Hakkari'li de olsa yaparım, Aydınlı da olsa yaparım, Hataylı olsa da yaparım. Polis bir evi basıp hane halkını zulmedemez. Böyle yapar ise bizim gözümüzde sürekli yüce kalmasını istediğimiz polis teşkilatımız, emniyet teşkilatımız itibar kaybeder. Bunu söyledim. Polisin suça ve suçluya karşı azimli ve kararlı mücadelesini beklerken ve desteklerken vatandaşa şefkatli elini ve gülen yüzünü göstermesini istemek de en doğal hakkımız. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelen ve dört ay bile eğitim almadan neredeyse eline cop, silah verilip bekçi olarak sokağa salınan arkadaşların zaten dün de tümünü tenzih etmişken bir kısmının teşkilatın itibarına halel getirecek işler yapmasını seyirci kalmamızı da kimse bizden beklemesin. Vay efendim bir yerlerde polisimiz şehitken sen bunu nasıl dersin? O polisimizin şehit edilmesinde senin yönettiğin devletin zafiyeti var. Kusuru var. ihmali var. Lütfen hiç kimse şehit kanı üzerinden siyaset yapmasın. Lütfen hiç kimse şehitlerimizin, polislerimizin, bekçilerimizin, jandarmamızın ile ilgili görev kusurunu makul ve meşru gösterecek bir tutum içine girmesin. Bekçi adam dövemez. Kimse kimseyi dövemez artık. Kimse kimseye şiddet kullanamaz. Kimse hukukun dışına çıkamaz nokta. Polisimizin, jandarmamızın terör örgütleriyle yaptığı mücadeleyi destekliyoruz, alkışlıyoruz. Her vesileyle onların yanındayız defaatle defaatle müteahhit defalar söyledik. Biz birileri gibi Allah işitin kurşununu eksiltmesin demedik. Allah polisimizin ayağına taş değdirmesin dedik. Kurşun azalmasın işit diyen AK Partili üyeler olduğunu bu memlekette biz biliyoruz. Ayıptır, günahtır. Ve şunu söylemek lazım. Polisin, bekçinin görevi vatandaşın huzurunu tesis etmektir. Vatandaşı eziyet etmek değildir. Polis vatandaşa, bekçimiz vatandaşa eziyet edecek. Biz bunu dillendiremeyeceğiz. Niye? E bir yandan da polis terörle edecek tabii. Terörle mücadele edecek. Vatandaşa biraz önce söylediğim gibi şefkatli yüzünü ve dost elini uzatacak. Bu kadar basit. Gülen yüzünü gösterecek. Şüpheliymiş kuş olabilir elinde imkanlar var. Orantısız güç diye bir kavram var. Orantısız güç kullanmayacak. Ne devlet, ne polisimiz, ne de bekçilerimiz hukukun dışına çıkmayacak. Hukukun dışına çıkılırsa işler karışır. Yargı çürüdü hep söylüyoruz. Yargıya güven yerlerde sürünüyor. İstiyoruz ki emniyet teşkilatımız da polis teşkilatımız da çürümesin istiyoruz. Onun için bu çürükleri vatandaşıya eziyet edenleri polis teşkilatımızın yücelmesinin toplum nezdindeki itibarının zarar görmesine sebep olanlarla ilgili gerekli işlemler yapın Meclisten onların bu yaptıklarını meşru göstermek bu işi sadece arttırır ve kimi yandaş gazeteciler Şöhretli köşe yazarları bakıyorum e, Efendim biz bekçi ile teröriste aynı tutmuşuz bekçinin, polisin görevi teröristi bertaraf etmek. O tehdidi bertaraf etmek. Oradan gelen tehdidi. Ama bu hiç kimseye, vatandaşa eziyet ve işkence yapma hakkını vermez. Polis teşkilatımızın zaten büyük çoğunluğu bu anlayış içinde. Biraz önce söylediğim gibi haddini aşan, yetkisini aşan, o görevin gerektirdiği niteliklere haiz olmayıp AK Parti yandaşı olduğu için bekçi yapılan insanların bu tür davranışlarına daha çok tanık oluyoruz ve tekrarını istemiyoruz, arzu etmiyoruz. Tekrar söylüyorum. Türk polisinin 3600'ünü verin. Tekrar söylüyorum. Polisimiz kahraman polisimiz emekli olmaktan korkmuyor ama pardon, şehit olmaktan korkmuyor ama emekli olmaktan çok korkuyor. Emekli olursa aç kalacak. Madem bu kadar seviyorsunuz, biz seviyoruz. Gelin bu sözünüzün gereğini yapın. Biz de size diyelim ki evet oldu. Bak işte doğrusu buydu. Evet arkadaşlar bir diğer konu da dün gene burada yaptığım basın toplantısında erken seçim talebinin kirli bir tertip ayıplı bir tuzak olduğunu söyleyen Sayın Bahçeli'nin daha önce üç defa erken seçimi talep ve dillendirdiğini söylemiştim. Ve demiştim ki o vakit Sayın Bahçeli kirli bir tertip, ayıplı bir tuzak içinde midir? AK, Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin şu özelliği var. Sayın Bahçeli hakaret ve iftiralarla bize bağırıp çağıracak, her şeyi söyleyecek, küfür dili kullanacak. Biz de olabildiği kadar her şeye rağmen Sayın Genel Başkanımızın da talimatıyla par, muhalefet yani AK Parti dışındaki partiler birbirleriyle kavga etmemeli anlayışı içinde. Olabildiğince makul, masum, nazik cevaplar vereceğiz. Ama ardından MHP'li yöneticiler Twitter'dan tehditlere başlayacak. Yani bunu bir kendilerinin sorgulaması lazım. Twitter'dan tehditlere pabuç bırakacak halimiz yok. Ama tekrar söylüyorum. Biz ne Milliyetçi Hareket Partisi'yle ne ülkücülerle bir kavga, itiş, kakış, münakaşa arzusu içinde değiliz. Dün birlikte yol yürümüştük. Yarın belki yeniden yol yürümek gerekecek. Onun için Tayyip Bey'in kutuplaştırma dili var. Devlet Bey'in daha farklı, daha kabul edilebilir sınırların üstünde bir dili var. Olmaz. Yasada da siyasette kutuplaşmanın yanlış olduğunu, herkesin birbirini daha iyi anlaması gerektiğini söyleyen Sayın Bahçeli'nin bugün erken seçim isteyenler için kirli tertip, ayıplı tuzak gibi sözler söylemesini yadırgadım. Kaldı ki Tekrar söylüyorum. Daha önce üç defa erken seçimi dillendiren ve Türkiye'nin seçime gitmesine vesile olan Sayın Bahçeli'dir. O günün şartlarıyla bugünün şartlarını mukayese edersek çok şey söylemek ve tartışmak tabii ki mümkün. Tabii asıl kutuplaşmanın müellifi Sayın Erdoğan. İş şuraya geldi. İş şuraya geldi. Bir korkuyla bunu söylüyor da değilim. Ama AK Parti'ye ve Recep'te, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren herkesi Türkiye düşmanı ilan etmek asıl Türkiye düşmanlığıdır. Erdoğan eleştiren herkes Türkiye düşmanı değildir. Ama kendisine karşı olan herkesi Türkiye düşmanı ilan ederek Erdoğan bu düşmanlığı yapmakta. Efendim eleştirenleri susturamıyor. Susmuyorlar. Eleştirecekler. Efendim Karşıtlarını yıldıramıyor. Yılmayacaklar. Karşı olacaklar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ay yıldızı bayrağı karşı değil. Senin yanlış yönetimine karşı. Senin devleti çürütmene karşı. Senin kurduğun soygun düzenine karşı. Senin yarattığın eşitsizliklere, adaletsizliklere karşı. Efendim biat ettikleri etmeyenlere diz çöktürmek istiyor. Çökmüyorlar. Kimse sana diz çökmüyor. O vakit Erdoğan'ı eleştirenler, Erdoğan'ın karşıtları ve Erdoğan'a biat etmeyenlerin alayı ya terörist, ya darbeci, ya vatan haini. Bu kabul edilebilir mi? Hangi demokraside bu olabilir? Bırakın ileri demokrasiyi. Hangi külüstür demokraside, üçüncü sınıf demokraside bu olabilir ve kabul edilebilir? Demokrasiyi ne yüceltir biliyor musun Sayın Erdoğan? Demokrasiyi yönetenleri hoşgörü ve sabrı ile doğru orantılı yücelmiştir hep. Ülkeyi yönetenlerin hoşgörüsüne ve sabrına doğru orantılı olarak bir ülkede demokrasi yücelir ya da alçalır. Şunu unutma Erdoğan. Demokrasi bir tepki ve protesto rejimidir. Sen de geçmişte kimi olaylara kimi yönetim kusurlarına tepki ve protesto hakkını kullanarak buralara geldin ama hani diyor diye bizim için bir tramvaydı. Şimdi anlıyoruz ki hakikaten Erdoğan için demokrasi menzile ulaşmak için kullanılan bir tramvaydan ibaret. Demokrasi bir tramvay değildir. Cumhuriyetimiz var oldukça demokrasiyi içinde barındıracaktır. Demokrasi olmayan bir cumhuriyetin cumhuriyet olmasının bir değeri ve önemi de olmaz. Demokrasiyle cumhuriyet bir anlam kazanır. Ve bu konuda hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma. Milletin bunca derdi varken bu kamplaşma politikalarına, kutuplaşma politikalarına alet olmayacağız. Biz senin Türkiye şunları konuşmasın, bunlarla oyalansın dediğini biliyoruz. Biraz sonra göstereceğim mutfağın enflasyonunu bunun konuşulmasını istemediğin için, mutfaktaki yangın konuşmasın CHP, işsizin halini konuşmasın, çiftçinin perişanlığını konuşmasın, küçük esnafın halini konuşmasın CHP diye suni gündemler yaratıyorsun, yarattırıyorsun ama bir şeyi bileceksin. Biz bu tuzağa gelmeyeceğiz. Ekonomiyi konuşmaya, vatandaşın derdini konuşmaya, vatandaş için çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden bak ne yapıyoruz? 17 vilayetimize çiftçilerimizin hem e, Afrika sıcakları sonrasında yaşanan ani soğuklarda karşılaştıkları zararları tespit ve sorunları çözmek için heyetlerimiz Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimiz Anadolu'nun yurdun dört bir yanına dağılacak. Orada seni de konuşacaklar. İşte orada bu biraz sonra açıklayacağım enflasyonun ve ekonomideki kötü yönetimin 83 milyona faturasını da konuşacaklar. Şunu tekrar söyleyeyim. Evdeki yüzde 50, öteki yüzde 50 siyaseti Türkiye için bir ihanet siyasetidir. Seçim olur, seçime 20 gün kala herkes saflarını belirler, herkes siyasi propagandasını yapar, vatandaşa derdini anlatır, pazar günü vatandaş sandığa gider, takdirini yapar. Ondan sonra ulusal meselelerde, temel meselelerde, toplumun tümünü ilgilendiren Covid gibi ve benzeri ekonomik sorunlar dahil birlikte olmak, istişare etmek, görüşmek zorundayız. Erdoğan siyaseti şöyle anlıyor. Benim bir sözüm var. Siyasetin yarısı münakaşa, yarısı müzakeredir. Fakat Erdoğan'ın siyaset anladığı şu. Sürekli ve düzenli münakaşa sürekli ve düzenli münakaşa anlayışıyla siyaset götürenlerin siyasette siyasi sonları çabuk gelir. Artık o kadar çok dikkatli dil kullanmaya başladık ki bir yere çekilip bükülecek diye. Şimdi bu siyasi sondan da inşallah yeni bir şey çıkarılmaz. Bunu da söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ve tekrar ediyorum. Erdoğan'ı sevenler sevecek. Eleştirenler eleştirmeye devam edecek. Biat edenler biat edebilir. Biat etmeyenler yıkılmayacak, diz çökmeyecek. Ve Erdoğan'a karşı olanlar karşıttıklarını buldukları her zeminde bangır 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 söyleyecekler. Erdoğan istediği kadar bize terörist desin. İstediği kadar darbeci desin. İstediği kadar vatan haini bilmem ne desin. Milletin ve Erdoğan'a yine bir şey söyleyeyim. Umarım bu konuşmalar ona gidiyordur. Sen bu milletin aklıyla ve haliyle alay ettiğin müddetçe tekrar tekrar söylüyorum. Azminle çıktığın zirveden hırsınla batacaksın. Bu benim sana bir iyiliğimdir. Bir iyiliğimdir. Siyasette bazen rakibe iyilik de yapılır. Şimdi benim yaptığım bu. Değerli arkadaşlar ve asıl konumuz... Enflasyon Mayıs rakamları açıklandı. 1.36 çok yüksek. Ben iktisatçı değilim. Lakin bu rakam Türkiye ekonomisi için önümüzdeki döneme yönelik bir SOS, SOS rakamıdır. Şimdi biz bunu konuşuyoruz ya. Vay efendim ekonomiyle ilgili kötü tablo çiziyorsunuz siz vatan ailesiniz diyecekler. Kardeşim ortaya tabloyu ben söylesem de söylemesem de millet hayatında yaşıyor zaten. Mutfakta yaşıyor, çarşıda, pazarda yaşıyor. Ne dedin sen? Ne dedin? Faiz düşerse enflasyon düşer. Dedin? E düşmedi. Faizleri biraz düşürdün. Enflasyon çıkıyor. Fena çıkıyor. Üstelik de Türkiye'de memura verdiğin yüzde dört zam hani enflasyona memura ezdirmeyeceğim, işçiyi şey ezdirmeyeceğim dedin. Şimdi soruyorum. Memura verdiğin yüzde dört zam bitti eridi. İki aydır memur ilave yiyor. Geleceğinden yiyor. Memuru da işçiyi de enflasyona ezdirdin. Şu anda memur, işçi, çalışanlar, vatandaşlar, esasen 83 milyon yandaş müteahhitler hariç herkes senin yanlış akıl dışı politikaların ve anormal israf politikalarından dolayı enflasyonun altında altında inim inim inliyor. Şimdi iki enflasyon. TÜİK'in bir sepeti var. İçinde pimpon topu var. Jöle var. Tırnak makası var. Bir şeyler var. Ama bir de mutfakta enflasyon var. TÜİK'in jöleli pimpon toplu enflasyon or oranı bile 11.3 şimdiden. Ve önümüzdeki dönemler zor dönemler. Peki mutfakta ne var? Mutfakta şu var değerli arkadaşlar. Mayıs 2019, Mayıs 2020 yıllık artış. Hepsini vermeyeceğim. Birkaç örnek vereceğim. Bulgur 29.5 artmış. Makarna 28.3 artmış. Yumurta 26.6 artmış. Peynir 27.1 artmış. Elma 44.4 artmış. Kuru fasulye 39.1 Mercimek 56.7, elektrik 32.1, doğal gaz 34.2. Erdoğan, işte enflasyon bu. Kaça tekabül eder? %27.2'ye tekabül eder. Vatandaş için şu anda enflasyon %27.2'dir. Sen istediğin kadar 11'de. İlk çeyrekte şu kadar büyüdükte. Tabi bir önceki ilk çeyrekte iki buçuk küçülmüşken şimdiki büyümeyi abartılı bir rakam gibi gösterirsin de kimse yemez. Ne olmuş? Bu neye yol açıyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bu kuyruklara yol açıyor. Şu daha ne? Bu kuyruklara yol açıyor. İşkur önündeki kuyruklar. Bin lira almak için sıraya giren insanlar. Bunun sonucu bu. Üstelik COVID'de ve sosyal mesafe sıfır hatta eksi. Bu millete bu ızdırabı çektirmeye devleti yönetinin de hakkı yok. Parlamentoda bulunan hiçbir siyasi partinin de hakkı yok. Bir tablo var ortada. Şimdi ben bunu söyleyeceğim şimdiki tabloyu. Efendim biz gene olacağız terörist. Ekonomiyi baltalayan adam. Arkadaş sen ne dersen de. Bunlar tablo. Devletin iç ve dış borcunu eski parayla telaffuz etme şansımız kalmadı. Hani paradan alt sıfır atıldı ya. Reel olarak yeni parayla bir trilyon 575 milyar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç ve dış borcu var. Çocuklara dedim ki bunun eski parayla nasıl telaffuz edeceğiz? 10 dakika uğraştılar. Bir kent tri, kentilyon, trilyon değil de bir kentilyon 575 kat trilyon eski parayla Devletin iç ve dış borcu var. Devletin bitmedi dur. Dün söylemiştim vatandaşın 650 milyar TL kredi kartı ve tüketici borcu var. Bitmedi. Kobilerin 662 milyar küçük ve orta ölçekli işletmelerin borcu var. Çiftçinin 130 milyar borcu var. Nasıl olacak bu iş? Sen Lamat Bey pembe tablolar çizmeye devam et. La Fontaine masallarını aratmayacak millete masallar anlatmaya devam et. Ortada vahim bir tablo var. Ve bu vahim tabloyu pimpon topu jöle enflasyonunu ilan ederek saklayamazsın, örtelemezsin. Türkiye'de yaşanan enflasyonu bu maskelerle de gizleyemezsin. Bu maske inşallah bizi koronadan korur. Ama enflasyondan korumuyor. Mutfaktaki yangın büyüyor. Sen bunu Covid'den korumak için biz bunu takalım edelim ama sen bir an önce vatandaşı ve mutfağı enflasyondan koruyacak bir maske mi üretirsin? Bir tedbir mi alırsın? Yönetiminde bir revizyon mu yaparsın? Ben onu bilmem. Suni gündemi bırak. Ona buna çamur atmayı, dünyaya caka satmayı bırak şu enflasyonu dizginle. Enflasyonun düşürmediği, götürmediği siyaset ve hükümet olmaz. Aklını başına al. Milleti aç açık, perişan, orta yerde bırakmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işi değildir. Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru varsa alacağız. O, o. Bu olayı yakınen biliyorum. Burada böyle bir şeyin olmadığını da biliyorum. Bu şu demek değil. Türkiye öyle bir hale geldi ki toplum öyle bir kutuplaştırıldı ki bu olaylar da olabilir. Allah'ı esirgesin. Ama Etimeskut'ta, Etimeskut et diyoruz. Et yaşanan olay böyle bir olay değil. İnsanlar o kadar gerildi ki insanların birbirine tahammülü kalmadı. Müziği çok açana insanlar saldırabiliyor. İnsanlar çok gergin olduğu için bazen müziği çok açarak insanları rahatsız edebiliyor. Toplum gerildi ya. Toplumu geren Erdoğan. Aslında şimdi Ankara'ya geldi. Çok konuşmadı. Biraz sakiniz. Bakın göreceksiniz. İlk konuşacak Erdoğan ne zaman bilmem. Gerilecek. Hem kendini gelecek. Hem siyaseti gelecek, hem toplumu gelecek. Konuşacağını iş yap kardeşim. Memleketin bunca sorunu var. Konuşacağını iş yap. O olayda Kürtçeden kaynaklı bir olay olmadığı ile ilgili bende bilgiler var. Ama bu şu demek değil. Tekrar söylüyorum. Herkes herkese saygılı olacak. Vatandaş vatandaşa. Devlet vatandaşa. Vatandaş devlete saygılı olacak. Kurallara, kaidelere uyacağız başta devlet olmak üzere, başta yönetenler olmak üzere, başta saray olmak üzere herkes hukukun içinde kalacak. Hukukun dışına çıkarsan, kuralsız oynarsan faul olur, opsayit olur, bunun da bir cezası olur. Evet çok teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi